AKP'nin faşizmi demokrasiye ve cumhuriyete sistematik, açıktan, çok cüretkar bir saldırıyı devam ettiriyor. Adına başkanlık dedikleri bir tek adam diktasını resmileştirmek için bir trajedi ortaya koyuyorlar. AKP'nin bu faşizmi tahkim etmek için attığı her adım, açıkçası bizlerin de bunun sorumlusu olanları hukuk karşısına çıkartma isteğimizi ve irademizi, kararlılığımızı güçlendiriyor. Hiç kimse böyle saldırılarla cumhuriyet ve demokrasiyi teslim alabileceğini sanmasın. Biz asla cumhuriyetimizi ve demokrasimizi size teslim etmeyeceğiz. AKP faşizmi bu hafta gözünü açıkça cumhuriyete dikti. Daha önce FETÖ ile kol kola girmişlerdi ve Cumhuriyet gazetesine Ergenekoncu diye suçlamışlardı. Şimdi de aklımızla alay edercesine FETÖ'cülükle suçluyorlar. Cumhuriyet gazetesinin, Cumhuriyet'in hedef alınması elbette bir tesadüf değil. Cumhuriyet'e yapılan bu operasyon, FETÖ kardeşliğinin açıkça Cumhuriyet'e yaptığı bir operasyondur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendi açıklaması var. Bu açıklamada Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine ve yazarlarına yönelik suçlamayı şöyle özetliyorlar. FETÖ üyesi değiller ama FETÖ adına suç işlediler. Peki bu suçlamayı yapan, soruşturmayı yürüten kim? İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı. Fakat bu savcı ile ilgili çok garabet bir durum var ortada. Bu suçlamayı yapan savcı şu anda kendisi FETÖ örgütü üyeliğinden yargılanıyor. Hem de FETÖ'nün Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik suçlamaların yargı ayağında bu davanın 28 numaralı sanığı. Bu savcı FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak, siyasi ve askeri casusluk, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekle açıkça suçlanıyor. Bir de suç uydurmak suçlamasıyla yargılanıyor. Öte yandan Cumhuriyete dönük bu FETÖ kardeşliği girişiminden sadece 5 gün önce yine sadece Cumhuriyet gazetesinde bir haber yapıldı. Neydi bu haber? 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili İstanbul'da yürütülen soruşturmaların en başındaki başsavcının kardeşinin FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınmış olduğu haberiydi. Üstelik bu kişi cemaat abisi olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı. Ve bu haberi Türkiye'de sadece Cumhuriyet yazdı. FETÖ'nün bağlantılarını açığa çıkarmış olan bu haberi takiben 5 gün sonra Cumhuriyet gazetesini susturmaya dönük en radikal adımı attı. Bu iki bilgi bize çok açık bir gerçeği ortaya çıkartıyor. Cumhuriyete yapılan AKP operasyonu, AKP'nin FETÖ ile suç ortaklığını örtme operasyonudur. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, suç ortaklığını örtmek için AKP-FETÖ bağlantısını gizlemek, halının altına süpürmek için bu operasyon yapılmıştır. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgisidir. Şunu herkes çok iyi bilmeli. Hiçbirimiz asla geri adım atmayacağız. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ve demokrasisine bu yaptıklarının yanlarına kalacağını zannetmesin. Bu devran elbet dönecek ve yargı önünde gerçek bir hukuk çerçevesi içinde demokrasimize yapılan bu saldırıların hesabını biz hep beraber soracağız.